Merhaba, 110. Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Biliyorsunuz İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanıyor program. Bu haftaki konumuz kentsel dönüşümün etkileri. Konuğumuz doçent doktor Pelin Pınar Giritlioğlu. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar. Siz İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi değil mi? Bölümü öğretim üyesisiniz. Ama kentleşme ve çevre sorunları ana bilim dalı. Evet. Dasınız. İsterseniz tabii bu programa o da açıklamayı da yapayım. Sevgili arkadaşımız Ali Vatansever bu programı aslında yapacaktı hocamızla. Ancak bir son dakika mazereti nedeniyle ben yapıyorum. Onun hazırlığı ve başlıkları çerçevesinde yapacağız. Onun için arzu ederseniz ben sizden de sizi bir dinleyeyim birkaç dakika. Ondan sonra konularımıza girelim. Tabii ben şehir plancısıyım aslında. Evet. Ama 1992 yılından beri İstanbul Üniversitesi'nde Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi Bölümü Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı'nda görev yapıyorum. Ama onun dışında bir şapkam daha var. Evet. Şehir Plancılar Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesiyim. Uzun yıllardır hem yönetiminde hem de komisyonlarında görev aldım. Bir meslek örgütü olarak. Meslek örgütü olarak orada çalışmaya da devam ediyorum. Evet, şimdi bugünkü programın konusu kentsel dönüşümün etkileri dedik. İsterseniz bir tanım mı yapalım, nasıl başlayalım? Yani kentsel dönüşüm ve tabii Türkiye'de kentsel dönüşüm aslında kentsel dönüşüm müdür ya da başka bir şey midir? Evet. Bunları da kapsayacak şekilde. Şimdi tabii son sorduğunuzdan başlayarak aslında o tanıma doğru gidebiliriz. Tabii hani Türkiye'de yapılan kentsel dönüşüm müdür dediniz. Dönüşümün amaçlarına ve hedeflerine, gerçek amaç ve hedeflerine baktığımız zaman yapılanın çok da amacına uygun olmadığını söyleyebilirim size. Çünkü biz sadece inşaat yapıyoruz. Evet. Halbuki kentsel dönüşüm dediğimiz olayın kendisi temelde insan ve toplumun refahına hizmet eden, güvenliğini sağlayan, sağlıklı yaşamını ve yaşam kalitesini gerçekleştiren bir eylem ve vizyon planı aslına bakarsanız. İnşaat bunun sadece bir ayağı. Ama ondan öncesinde gerçekten de o toplumsal yaşamı iyileştirecek hedeflere ve stratejilere ihtiyacımız var. En çok aslında bunun için yapıyoruz, yapmak zorundayız kentsel dönüşüm. Evet, yani bir fiziki tarafı var, evet. Boyutu var. Bir de toplumsal boyutu var. Evet, evet. Çok boyutlu bir şey. Hukuki boyutu var, çevresel boyutu var. Hani doğru. Bunları açtığımız zaman daha çok boyutundan bahsedebiliriz aslında. Evet. Peki şimdi Türkiye'den örneklerle mi başlayalım? Nasıl ilerleyelim? İsterseniz öyle başlayalım. Onlarla ilgili bir iki örnek verebilirseniz. Türkiye'de nasıl başladı bu evet. iş diye isterseniz oradan başlayabiliriz. Şimdi dünyada aslında baktığınızda farklı çıkışları var, çıkış sebepleri var kentsel dönüşümün, başlangıç noktaları var. Türkiye'de bunun çıkış sebebi depremdir. Yani 1999 depreminin arkasından bütün o 80'li yıllar ve daha öncesindeki işte imar afları, yasa dışılık, kaçak yapılaşma üzerinden neler olduğunu gördük. Yani 99 depremi büyük kentlerde gerçekleştiği için, daha önce bunu çok da fazla fark etmemiştik belki, büyük hasarlar verdiği için bunun sonuçlarını, yani yasa dışılığın, yasa dışı yapılaşmanın sonuçlarını hep birlikte deneyimledik, acı bir şekilde deneyimledik. Ve buna bağlı olarak da kentsel dönüşüm dediğimiz kavramı 2000'li yılların başıyla birlikte ortaya attık. Evet. Ama o yıllarda ne yazık ki buna yerel yönetimler bir sihirli değnek gibi yaklaştılar. Yani hani kentsel dönüşüm her şeyi çözebilir diye düşündüler. Halbuki öyle olmadı. Belki bu toplumsal boyutunu eksik mi bıraktılar? Evet, belki. Aynen o nedenle. Biz Şehir Plancılar Odası'nda hemen 2003 yılında bir etkinlik yapmıştık, ulusal bir etkinlik. Hemen depremin hemen ardından diyebiliriz yani. Ve bu etkinliği de aslında dünyada neler olduğunu görmek ve yanlış adımlarla başlamamak amacıyla gerçekleştirmiştik. Bunun arkasından 2004 yılında da Küçükçekmece Belediyesi ile ortak bir uluslararası etkinlik yaptık. Bu etkinlikte hem uluslararası uzmanları davet ettik, hem de Küçükçekmece'de pilot bölgelerde çalışmalar gerçekleştirdik. Ve orada bir uzmanın söylediği, tam da sizin söylediğinizdi,
Dedi ki biz 80'li yıllarda Londra'da çok sayıda kentsel dönüşüm uygulaması yaptık. Hala da yapıyorlar. Evet. Ama dedi o yıllarda bir şey ihmal ettik, insanı. Ve bugün dönüp baktığımızda görüyoruz ki oralar hala Londra'nın en sorunlu alanları. Yani siz sadece fiziki çevreyi değiştirerek amacınıza ulaşamıyorsunuz. Evet. Peki burada insanı isterseniz nasıl dahil edebiliyorsunuz? İsterseniz orayı biraz irdeleyelim. Tabii. Yani toplum odaklı bir gelişimden, kentsel dönüşümden bahsetmek zorundayız. Yani insanı kentsel dönüşümün tam ortasında dikkate almak zorundayız. Bunu hep şöyle tarif ediyorum ben. Yani evet inşaatları yapıyoruz, fiziki çevreyi yeniliyoruz ama gerçekten insanların ihtiyacı doğrultusunda mı yeniliyoruz yoksa tamamen başka bir şey mi yapıyoruz? Bu yaşam kalitesiyle çok ilgili bir şey, hı hı. Bu söylediğim. Evet. Yaşam kalitesi çok göreceli bir şey çünkü. Yani Türkiye'nin çok farklı bölgeleri var, çok farklı ihtiyaçları var, çok farklı yaşam biçimlerini sürdüren insanlar var ve dolayısıyla da farklı ihtiyaçlara sahip insanlar var. Hatta aynı şehirde bu farklılıkları gözlemliyoruz. Mutlaka öyle büyük şehirlerde, hani homojen evet. olmayan şehirlerde bunu çok daha net görebiliyoruz. Dolayısıyla sizin Antep'te yaptığınız kentsel dönüşüm uygulamasıyla Trabzon'da yaptığınız kentsel dönüşüm uygulamasının birebir aynı olma şansı yok. Biz en büyük hatayı burada yaptık. Başta evet. TOKİ ve belediye şirketleri olmak üzere bu işe başladığımızda tip projeler geliştirdik. Bunun şöyle bir avantajı vardı onlar açısından. Ucuz konut temin edebiliyorlar. Çünkü tip projeyi uygulamak daha ucuz. Maliyet açısından daha kolay bir şeydir. Ve getirdiler bu projeleri. İşte dağın yamacına da koydular. Denizin kenarına da koydular. Yaylaya da koydular. Kentin merkezine de koydular. Sıcak iklime de soğuk iklime de koydular. Evet. Farklı ekonomik üretim biçimleri olan kentlere de koydular. Aynı projeleri. Evet. Halbuki bir bölgenin ihtiyacı bambaşkayken öbür tarafın daha başka. Burada yerellik ortaya çıktı tabii galiba ki. Değil mi? Yani yerel ihtiyaçlar ya da yerel ihtiyaçlardan ortaya çıkan veriler kullanılması gerekiyor. Yaşam biçimleri diyoruz ya şimdi mesela işte Fransız balkonlu bina kentsel dönüşüm adı altında tamam şık. Ama bakalım orada yaşayan kadının ihtiyacı öyle bir şey mi? Yoksa işte daha büyük bir terasta onun ekonomik yaşam biçimi bir yandan işte bu biberini, domatesini kurutup taranasını yayabileceği bir yer mi? Şimdi öyle baktığınızda ihtiyaçlar birbirinden farklılaşabiliyor. Farklı. Sizin güzel dediğiniz bir şey öbür taraf için hiç ihtiyaç olmayan bir şey de olabiliyor. Peki örnek var mı buna? Yani iyi gerçekleştirilmiş ya da kötü gerçekleştirilmiş bir... kötü örnek çok sayabiliriz ülkemizde. Sayalım onların üzerinden yürüyoruz belki, evet. Tabii kötü uygulama derken de hangi başlık altında baktığımız önemli. Şimdi bunun altında çok şey sayabiliriz. Ama mesela benim açımdan en kötü örneklerden bir tanesi Bursa'daki Doğan Bey Kentsel Dönüşüm Projesi'dir. Tarihi Bursa'nın içinde devasa yükselen rant projeleri inşa edilmiştir. Evet. Bunun bir gerçekten toplum odaklı, kamu yararı içeren bir kentsel dönüşüm uygulamasıyla ilişkisi olmasını bekleyemeyiz. Yani bunu böyle kabul edemeyiz. Bu belki onların en önemlilerinden bir tanesi bu anlamda. Evet. Peki buradan şimdi yerellik de deyince, peki bu yereldeki özellikleri ya da farklılıkları yansıtabilmek bu kentsel dönüşüme için bir o zaman katılım sürecine evet. ihtiyaç var. Belki oraya girebiliriz. Tabii şimdi... Biz ülkemizde kentsel dönüşüm uygulamalarında katılım süreçlerini işletemedik. Evet. İşlettiğimiz yerlerde de yanlış işlettik. Biz bunu bir pazarlık süreci olarak yürüttük. Yani ne yaptı? İşte belediye başkanları kentsel dönüşüm ilan edilen yerlerde mahallelilere, mülk sahiplerine o da sadece yani şey değil, kiracılara, kullanıcılara falan değil, mülk sahiplerine yönelik olarak davetler yolladılar. Onlarla böyle bazı salonlarda bir araya geldiler, projelerini anlattılar, ikna etme yoluna gittiler. Yani süreç, katılım süreci diye tarif ettiğimiz şey böyle işledi. Aslında bir ikna süreci oldu. Bu bir ikna süreci ve bir pazarlık süreci. Vatandaşın da burada haklı olarak soracağı tek şey, ben daireme 1'e kaç alacağım, bana 1'e kaç vereceksin filan. Bu pazarlık yapıldı ama bu bir katılım süreci değil. Evet. Biz yerel katılımdan başka çıktılar beklemek zorundayız.
Bununla ilgili size bir küçük örnek anlatabilirim. Lütfen. Evet. Bu örneği çok anlatıyorum her yerde. O yüzden burada da vermek istedim. Antalya Kale içinde bir çalıştaya davetliydim. Muhtarlar da vardı orada. Muhtarlardan bir tanesi söz aldı ve şu hikayeyi anlattı. Biz de bir roman mahallesinde işte dönüşüm yapıyorduk. Fakat işte hesap kitap yapılıyor, hesaplar tutmuyor. Neden tutmuyor? Çünkü böyle ezberlerimiz var ya, işte roman vatandaşlarımız tek katlı evlerde yaşar, apartmanda yaşayamaz filan ve işte evet, hesaplar tutmuyor. O vatandaşların temsilcisi olan bey geliyor, diyor ki bir dakika diyor, biz diyor apartmanda yaşarız. Merkez bakıyor, hiç böyle bir bey planı düşünülmemiş o ana kadar. Ama diyor bir şartımız var. Apartmanlar 4 katı geçmeyecek ve içinde asansör olmayacak. 4 kattan sonra asansör olması mecburi ya. 4 katı geçmeyecek ve asansör olmayacak. Şimdi burada ben neden diye sorduğumda evet, bunun cevabını kimse veremedi. Ben de veremedim. Yani neden bu istendi diye. Herkes başka şeyler söyledi. İşte komşuluk ilişkileri mi, yürüyerek apartmanda dolaşmak mı filan. Hayır. Bunun tek sebebi şu, bu hiçbirimizin aklına gelmez. Bizim çocuklarımız dedi, bu asansörlerle oynarken ölür. İşte yerel çıktı budur katında. Evet. Çünkü o toplumu o tanıyor. Kendi çocuğunu, kendi çocuğunun davranış biçimini o biliyor. Bunu hiçbirimiz akıl edemeyiz. Ben de edemedim. Kime sorsam onlar da akıl edemediler. İşte yerelden bekleyeceğimiz katılım aslında böyle bir şey. Evet, tam ve bu bir muhtar üzerinden evet, ulaşıyor değil evet, mi bu veri? Tabii. Aslında bu yerel yani en küçük birim bir mahalle olduğuna göre mahalleden başlayarak bütün bu verilerin toplanabileceği yasal mekanizmalar da hı, mevcut. Yani muhtarlık bunlardan bir tanesi. Seçimle önemli ayaklarından, önemli ayaklarından bir tanesi. Ve bildiğim kadarıyla yerel yönetimlerde de bir şekilde süreçlere katılma olarak yasal hakkı var. Evet. Yani bir sivil vatandaş olarak tabii değil. Tabii son yıllarda özellikle önemli yetkilerle donatıldılar. Evet. Ama baktığımız zaman bu iş ne kadar sağlıklı yürüyor derseniz, ne yazık ki o anlamda bir hizmet içi eğitim de almadıkları için muhtarlarımız da ne yazık ki o konuda sorunlu evet, çalışıyorlar. Evet. Çünkü daha önce başka türlü işlerle uğraşıyorlardı. Tabii yani evet, hani nüfus sureti, ikametgah falan, ama şimdi çok daha önemli görevleri var ki gerçekten de yerel yönetimin en önemli hayatı, yani topluma ilk dokunan eli olarak bu sorumlulukları da almak zorundalar. Çok önemli bir göreve sahipler ama dediğim gibi o anlamda da bir eğitime de ihtiyaçları var. Şimdi burayı biraz daha ilerletelim isterseniz. Çünkü bizim İstanbul Hepimizin girişiminin çalışmalarından, önemli çalışmalarından biri de budur. Yani yerel katılım. Dolayısıyla şimdi şöyle şeylerle karşılaşıyoruz. Tam yerel seçimler öncesindeyiz. Adayların çalışmalarını görüyoruz ve adayların proje vaatlerini görüyoruz. Hatta basında zaman zaman adaylar konuştuklarında basından onlara yöneltilen sorulardan bir tanesi de ne tür projeleriniz var, kaç tane projeniz var şeklinde oluyor. Oysa ki bu projelerin aslında bu katılım mekanizmaları içerisinde bir arayışla belirlenmesi gerekmez mi? Benim bildiğim kadarıyla işte bir stratejik plan dediğimiz seçimden sonra yapılan bir plan var ki bütün çalışmalara bas teşkil ediyor. Burada bir takım haklar var. Biraz buraları irdeleyebilir miyiz? Burada daha nasıl olabilir? Yani olabilecek şekli. Şimdi proje meselesi üzerinde durulması gereken bir şey. Çünkü çok seçim broşürü görüyoruz. Çok fazla seçim programı görüyoruz, izliyoruz. Hemen hepsinde birbirinden kopyalanmış projeler. Adı biraz değişebiliyor ama baktığınız zaman aynı şeyler farklı belediyelerde veya farklı yerel yönetimlerde karşımıza çıkıyor. Şimdi bunlar tabii aslında düşünülmeden yazılmış başlıklar. Halbuki biraz önce söylediğim gibi her yerin birbirinden farklı ihtiyaçları var. Oraya özel projelere ihtiyaç var. Ve bu anlamda yerelle, yerelin de kendi içinde yani ilçe ve büyükşehir belediyesi ve merkezin birbiriyle çok doğru bir yetki paylaşımı içinde olmasına da ihtiyaç var. Biz şunu görüyoruz, yani herkes birbirinin yapabileceği görevi üstlenmeye çalışıyor. Yasalar da buna izin veriyor. Yani mesela planlama ile ilgili yetkilere son yıllarda baktığımızda, bugün ilçe belediyesinde, büyükşehir belediyesinde, TOKİ'de, bakanlıkta aynı yetkiler var. Evet. Kim yapacak bunu dediğinizde,
kim kimi döverse diyorum. Yani herhalde böyle yürüyor işler çünkü yasa o anlamda evet. bir şey söylemiyor. Evet. Şimdi böyle baktığınızda işte o projelerde tek tip birbirinden kopyalanmış başlıklar olarak karşımıza çıkıyorlar. Halbuki biz onu görmek istemiyoruz. Toplumla, oradaki yerel halkla birlikte onların ihtiyaçlarından ortaya çıkan projeleri görmek istiyoruz. Oranın gerçekten ihtiyacı olan konuların projelendirilmesini görmek istiyoruz. Yoksa o başlıkların hiçbir anlamı yok. Evet. Peki plandan bahsettiniz. İsterseniz bu plan konusuna da biraz girelim. Zaten evet. sizin konunuz. Şimdi yani büyük projeler var. Bir de hatırladığım kadarıyla 2000'lerin başında yine İstanbul'un en önemli işte anayasası denilen bir plan yapıldı. Evet. Ama tabii o plan galiba uygulanmadı. Onun üzerine bir sürü hikayemiz var. Büyük projeler var. Evet. Şimdi galiba planlama, yani proje bazlı bir planlamaya mı geçildi? Gerçek planlama ilkelerinden ayrılarak. Tabii o bizim en önemli sorunlarımızdan bir tanesi evet. İstanbul için. İstanbul'un dediğiniz gibi üst ölçekli planı 2009 yılında, 2009 Haziran'da yürürlüğe girdi. Evet. İstanbul İl Çevre Düzeni planı adı altında 1/100.000 ölçekli plan. Çok büyük bir kadroyla hazırlandı. 500 kişilik bir kadroyla hazırlandı. Artı dışarıdan danışmanlık destekleriyle yürütüldü. Güzel. Peki bunun ne olması lazım? Bu kentin anayasası. Yani biz öyle tanımlıyoruz. Üst ölçekli plan bir kentin anayasasıdır. Yani olmazsa olmazlarını, kırmızı noktalarını, hiçbir koşul altında yapılaşmaya açılamayacak, korunması gereken tarım alanlarını, meralarını, su kaynaklarını, orman alanlarını bize gösteren plandır. Yani o belgedir. Peki ne oldu bunun arkasından? Bir sürü mega proje sonradan geldi İstanbul'un üst ölçekli planına dahil işlendi. İşte 3. köprü, 3. havalimanı, Kanal İstanbul filan gibi çok büyük Avrasya Tüneli projesi, evet. Marmaray bunların hepsi evet. aslında sonradan plana dahil olan büyük projeler. Şimdi bu bize neyi söylüyor? Biz üst ölçekli planı niye yapıyoruz? İşte biraz önce dediğim gibi koruyacağımız alanların sınırlarını belirlemek, kentin ne tarafa doğru gelişmesi gerektiğini göstermek üzere yapıyoruz bu planları. Fakat bu büyük projeler üst ölçekli planın ilkelerini tamamen göz ardı ederek kentin işte kuzey hiç gelişmemesi gereken kuzeye veya işte tarım alanlarına, Trakya bölgesine doğru gelişimine sebep olacak. Bütün tarım arazilerini, su havzalarını, orman alanlarını ortadan kaldıracak şekilde gelişmeleri öngördüler. Yani üst ölçekli plan ne söylüyorsa bize ilke olarak aslında tam tersini getirdiler. Ve evet. getirmeye de devam ediyorlar. Getireceklerdi bundan sonrasında. Peki bunun etkileri ya da sonuçları diyelim neler oldu ya da oluyor? Yani bir taraftan da bu bir süreç halinde Tabii. devam ediyor bu projelerin bir kısmı çünkü hayata geçti. Bir kısmı gerçekleşmedi ve bunların bir kısmı çok ciddi ekokırım projeleri. Yani evet. mesela Kanal İstanbul gibi çok evet. büyük dönüşümleri beraberinde getiren projeler var. Yani 2 milyon nüfusu getirip işte tarım arazileri üzerine, orman arazileri üzerine baskılayan, işte su kaynaklarını tüketen dönüşüm projeleri bunlar baktığınız zaman. Dolayısıyla bunların işte üst ölçekli planla ilişkisini kurmamız mümkün değil. Şimdi sağlıklı bir kentsel dönüşüm projesi yapmak için yapılması gereken aslında şudur. Kentin üst ölçekli planı ve ona uygun olarak diğer planlama kademeleri hazırlanır. Evet. Bu planların içinde kentsel dönüşüm ihtiyacı olan alanlar bilimsel kriterlerle tespit edilir ve bu planlara da işlenir. Yani burası bu planın içinde kentsel dönüşüm alanı ya da yenileme alanı olacaktır. Neyse. Bunun arkasından yapılacak projeler ilkesel olarak planın kendi ilkelerine ters düşemez. Onun söylediği ilkenin dışında bir şey yapamaz. Onun söylediği ilkenin dışında bir yere bir yoğunluk veya baskı oluşturamaz. Evet. Olması gereken budur. Ama evet. bizde yasalar da ne yazık ki böyle bir ilişki kurmuyor. Mesela koruma amaçlı imar kültür varlıklarını koruma yasamız var. Kültür evet. ve tabiat varlıklarını koruma yasamız 2863 sayılı. Biz bu yasa kapsamında sit alanlarında koruma amaçlı imar planları yapıyoruz. Evet, bu her yerde değil ama bazı sit alanı ilan edilen her yerde yerlerde, yasa evet. gereği biz koruma amaçlı imar planları evet, yapmak evet. zorundayız.
Galiba Beyoğlu mesela buna bir örnektir. Ona örnek verebiliriz. Evet. Beyoğlu bir sit alanıdır. Evet. Dolayısıyla koruma amaçlı imar planı vardır. Bir yasamız daha var. 5366 sayılı yenileme yasamız, ismi çok uzun olan. Yenileme yasasının kapsamı ne? Gene sit alanları. Sit alanı içinde yenileme alanları. Yani tarlabaşı örneğinde olduğu gibi. Yani Beyoğlu'nun içinde delikler açan ve oraları farklı koşullarla planlayan, planlamaya hazırlık yapan bir yasa bu da, 5366 sayılı yasa. Evet. Ama ne 2863 ne de 5366 şunu söylüyor. Demiyorlar ki yeni sit alanı içinde bir yenileme projesi yapılacaksa koruma amaçlı imar planının ilkeleri dikkate alınmak zorundadır. Onun aksine bir şey yapılamaz. Demiyor ve bir ilişkisi kalmıyor böyle şey. Ne 5366 bunu söylüyor ne de 2863 bunu söylüyor. Dolayısıyla koruma amaçlı imar planında bu anlamda bir anlamı kalmıyor. Yani siz koruyalım diye bir plan yapıyorsunuz. Ondan sonra onun içinde bir süzgeç gibi delikler açıyorsunuz. Onların her biri için farklı koşullar getiriyorsunuz. Ve getirdiğiniz koşullar genellikle sadece ayrıcalıklı imar hakları tanımlamak üzerine. Ve dolayısıyla o koruma ilkeleriyle veya dünyadaki evrensel koruma ilkeleriyle ilişkisi olmayan uygulamalar ortaya çıkıyor. Tarlabaşı bunun çok iyi bir örneğidir. Evet. Yani bütün o evrensel koruma ilkeleri ne diyorsa tersini yapan bir rant projesi olmuştur tarlabaşı. Çok daha farklı yapılabilecekken. Keza Sulu Kule projesi. Evet. Sulu Kule de oldukça şeydir. Yani bu anlamda ünlenmiş bir proje. Sulu Kule projesinin ayrı bir özelliği daha var. Tam İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkentliği sürecinde yıkılmıştır Sulu Kule. Evet, evet, doğru. Öyle bir acı hikayesi de vardır. Halbuki çok ciddi bir kültür projesi, kültürel dönüşüm projesi olarak yapılabilecekken, tasarlanabilecekken biz ne yaptık orada? Bir dozer operasyonu yaptık. Evet. Ve oradaki insanlar oradan ayrılmak zorunda kaldılar, yanlış hatırlamıyorum. Kaldılar ve bu yapılırken de bütün ortaya çıkış noktası projenin buradaki insanların yaşam kalitesi son derece kötü. Burada böyle bu şekilde yaşama şansları yok. Biz onlar için yaşam kalitesini iyileştireceğiz dediler. Ne oldu bunun arkasından? Hepsi taş olağa gönderildi. Şu anda galiba hala öyleyse durum, bir aile orada. Onların hepsi Karagümrük civarına geri döndüler ve eski koşullarından çok daha kötü koşullarda yaşıyorlar. Sulu Kule ne oldu? Şu iki kere el değiştirdi. Şu anda varlıklı Suriyeliler orada yaşıyorlar. Peki bu proje kim için yapıldı? Kimin yaşam kalitesini iyileştirdi? Aradaki el değiştirme sürecinden bahsetmiyorum. Başka spekülasyonlar da söz konusu oldu. Sonuçta burada kim kaybetti? Oranın halkı, bir kültür ortadan kazındı. Jiletle neredeyse kazınır gibi oradan kazındı. Oraya buraya dağıtıldı ve biz bir değerimizi kaybettik. Elimizde sadece farklı bir mimariyle inşa edilmiş TOKİ binaları var. Ve orası da bize ait değil. Evet. Oysa ki oradaki kültür korunsaydı belki çok iddialı olduğumuz ülke olarak turizm alanında da bir farklı kesinlikle, kapı açılacaktı. Kesinlikle. Yani insanlar belki de bu kültürleri tanımak için buralara geleceklerdi. Mutlaka, bu aslında yani, galiba İspanya'da, Barcelona'da filan yüzlerce turist kafilesinin gittiği işte eğlence flamenko evlerini filan düşünün. Yani bunların bir örneği orada. Evet, ona benzer bir durum. Olabilirdi. Evet. Denetimli, hijyenik, işte vergisini veren, eğitimli bu tip yerler. Çünkü Sulu Kule aslında bu kodlarla bilinir. İşte eskiden, şimdikiler belki bilmez ama işte eğlence evleriyle falan tanınan bir bölgeydi. Yani kimliği vardı. Evet. İşte yani Sulu Kule dediğimizde bazı kodlar geliyor değil mi aklımıza? İşte dans geliyor, eğlence geliyor, hareket geliyor, cümbüş geliyor, işte müzik geliyor falan, renk geliyor, kaos geliyor. Bunlar Sulu Kule'nin kodlarıdır. Bunları buradan çekip aldığınızda geriye hiçbir şey kalmıyor. Evet. Halbuki bunlarla birlikte orayı yeniden inşa edebilseydik hem sürdürülebilir bir ekonomi oradaki evet, bir ekonomik boyut katılmış olacaktı. Ve kamuya da bunun işte vergilerle bir geri dönüşü olacaktı. Ve dünyaya örnek bir kentsel yenileme projesini gerçekleştirmiş olacaktık çok küçük maliyetlerle. İşte bu insan odaklı olması gerekiyor dediğimiz ya da dediğiniz konuya bir örnek aslında. En önemli örneklerden biridir Sulu Kule. Yani yaptığımız en büyük yanlışlardan biridir o anlamda. Evet. Evet, peki şimdi konu başlıklarından bir tanesi de tabii bu imar barışı ya da imar affı olarak adlandırılan
uygulama. Evet. Tabii bu herhalde en sorunlu konulardan bir tanesi. Siz bir plancı olarak burada oturduğunuz için söylüyorum. Nereden, nasıl ele alınacak? Aslında başka bunun olumlu, yani bir takım şeylerin kayda geçmesiyle olumlu olarak algılayanlar da var, onu dile getirenler de var. Tabii. İsterseniz bunu bir irdeleyelim. Şimdi biz yasa dışı yapılaşmayla neredeyse 1940'lardan beri mücadele ediyoruz. Daha ilk imar affını 1948'de Ankara için çıkarmışız. 49'da da tüm Türkiye için ilk imar affını çıkarıyoruz. Evet. 80'lerde bir imar affları furyası yaşıyoruz. İşte 2009-81 gibi kanunlarla sadece konutları değil, ticari işletmeleri de dahil ederek yasa dışılığı meşrulaştırıyoruz. Bu bizim için bir gelenek olmuş her evet, seçim maalesef döneminde. Bunu yaşadık. 90 sonrası süreçte yaşamadık bir tek. Onun da tek sebebi var. 90 sonrası süreçte hatırlarsanız imar affı hiç çıkmadı. Bunun sebebi şuydu, o yıllarda biz küreselleşme sürecinin içine girmiştik. Evet. Dolayısıyla küresel firmalar mekanda yer seçiyordu. Evet. Bu ne anlama geliyor? Artık toprak öyle 3-5 tane gece konduya terk edilecek kadar ucuz bir şey değil. Yani evet. Bunun anlamı buydu. 90'larda o yüzden imar affı çıkmadı. Evet. Şimdi başka bir süreç yeniden karşımıza geldi. Bir de artık çıkmaz derken. 13 milyon yapı bu yasa dışı halini meşrulaştıracak şekilde bu sürece adımını attı. Şimdi aynı kamu yönetimi sistemi içinde, aynı ideoloji içinde yönetilen bir ülkeyiz yıllardır. 2000'li yıllarda çıkan kanunlarla, kanunları çıkaranlarla bugün yönetimde olanlar birbirinden farklı değiller. Evet. Hiçbir şey de değişmedi. Anlayış olarak değişmedi. Ve 2000'li yıllarda işte kentsel dönüşüme bu kadar odaklanılması, işte deprem tehdidinden bahsedilmesi, deprem master planları hazırlanması İstanbul için falan. Şimdi bu şeylere bakıyorsunuz. Birdenbire de bütün bunları meşrulaştıran bir imar affı karşınıza çıkıyor. Çıktı, evet. Sebebini sadece para kazanmak, kamuya kaynak yaratmak. Kamuya kaynak yaratmanın yolu imar affı yapmak falan değildir. Bambaşka yöntemleri vardır. Bunları da hepimiz biliyoruz, tartışabiliriz. Yani şimdi zamanımız yok tabii ki ama. Tabii. Ama biz insan canı üzerinden para kazanmayı tercih ettik. Bu çok önemli bir şey. Bunun bedelini yasada her ne kadar beni ilgilendirmez, vatandaş kendi beyandan sorumludur dese de bunun bedelini herkes üstlenmek, vebalinde herkes üstlenmek zorunda. Bu kanuna imza atan herkes bunun vebalini üstlenmek zorundadır. Evet. Yarın bir deprem olduğunda ya da işte Kartal'daki gibi bir bina çöktüğünde, bir istinat duvara çöküp altında bir çocuğumuz kaldığında bunun vebalini ve bunun hesabını herkesin vermesi gerekiyor. Evet. Birkaç gün önce Kartal'da çöken bina ile ilgili mühendis arkadaşları, mimar arkadaşları gözaltına aldılar. Ama burada kimse imar aflarına bunca senedir imza atan insanları gözaltına almadı. Evet, evet. Çok bir, uzun bir geçmişi var kimse o binanın. Kimse bunun hesabını sormadı. Evet. O depremde ölen binlerce canın hesabını kimse sormadı. Evet. Hedef şaşırtıyoruz. Evet. Peki bu Kartal'daki üzücü olay aslında son olmayacak gibi duruyor. Yani elimizdeki stoğa baktığımız zaman değil mi, yapı stoğuna, evet, binalara pek de... Tabii şimdi bu imar affı tamamen bunu getiriyor. Ben evet, bunları ellemeyeceğim diyor. Ne zamana kadar? İşte burada bir plan yapılıncaya kadar ya da bir kentsel dönüşüm çalışması olana kadar ben bunlara göz yumacağım diyor. Şimdi o süre ne kadar uzayacaksa biz o kadar fazla risk altındayız. Sadece o yapıda oturanlar değil, onun önünden geçenler, bahçesinde oynayanlar, ağacının gölgesinde oturan kedi, köpek, kuş, bunların hepsi şu anda risk altında. Biz sadece deprem tehdidinde değiliz. Bakın çok ciddi bir iklim değişikliği yaşıyoruz. Ciddi sellerle mücadele ediyoruz değil mi son yıllarda? İşte arabalar yüzüyor, hayvanlar boğuluyor suların içinde, insanlar kayboluyor. Sadece deprem riskinden bahsetmiyoruz bu anlamda. Evet. Dolayısıyla iklim değişikliğiyle birlikte işte çökmeler, göçmeler, toprak kapasitesinin giderek taşıyıcılığın azalması gibi risklerle de mücadele ediyoruz. Bunların hepsi bize işte yarın öbür gün bunların olmayacağını garanti edemiyor.
her zaman bir risk altındayız. Ben buraya gelirken bir yoldan geçtim. Her gün geçtiğim bir yol var ve her gün neredeyse böyle bugün inşallah çökmez diye geçtiğim bir yol var. Yani bir tarafı böyle istinat duvarları üzerimize yıkılacak gibi, öbür tarafı dere, yolların kenarları kırık kırık. Sadece belediyeler tarafından çekilmiş ince şeritler tedbir olarak yol kenarında ve her gün acaba bugün çöker mi bu yol, dereye mi uçarım, istinat duvarı üzerime mi iner diye geçtiğim bir yol var. Sadece binalardan da bahsetmiyoruz. Biz kentin her alanında aslında bu riskle yaşamak durumundayız. Evet. Yani bu kentsel dönüşümün aslında fiziki boyutu olan inşaat çalışmaları bile başlı başına bir risk oluşturuyor. Tek başına bir risk içerisinde. Yani toplumsal boyutu tamamen tabii ki başka ve çok öncelikli. Ama güvenlik açısından da ne yazık ki böyle çok yakınımızda olan bir riskle karşı karşıyayız. Evet. Bir de şey aklıma geldi siz bu risklerden bahsederken toplanma alanları. Evet. Şimdi bir de denizi doldurmak gibi bir yöntem ortaya çıktı. Evet. Biliyorsunuz Yenikapı'da bir toplanma alanı var. Hatta haritadan bakıldığında böyle çok ilginç bir tarihi coğrafyayı bile değiştirmiş bir görüntü var. Gazetelerde tarihi yarımada meme yaptı başlığıyla evet, aynen, çıkmıştı. Aynen. Güzel bir Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu alanlar nasıl bir gelecek bekliyor? Şimdi dolgu alanlarının geri planında şu var. Kent toprağı o kadar kıymetli ki merkezi ve yerel yönetimler kent toprağını yeşil alan, açık alan, kamusal alan gibi şeylere feda etmek istemiyorlar. Ne yazık ki orada çünkü rant çok büyük. Evet. O zaman geriye ne kalıyor? Çünkü imar planlarında bir standardı var. İşte belli miktarda yeşil alanı ve diğer sosyal donatı alanlarını sağlamak zorunda bir plan. Sağlamazsa iptal olmaya mahkum. Evet. O zaman bu metrekareler nereden toparlanacak? Bu hesap nereden çıkacak? Yapacak tek şey kalıyor, kıyı alanlarını doldurmak. Evet. Bu işin geri planında aslında bu var. Evet. Ama kıyı alanları dolgusu hem çevresel açıdan işte dip akıntılarını etkileyen, oradaki bütün o deniz canlılarını hayatını etkileyen, ortadan kaldıran, tehdit eden bir yanı var. Bir yandan da dediğiniz gibi işte toplanma alanları olarak kullanılan ideolojik bir boyutu da var. Evet. Ve erişilebilirlik açısından da aslında kent hakkı çerçevesinde baktığınızda yanlış bir yanı var. Evet. Çünkü insanlara şehrin içinde hiçbir açık ve yeşil alan sunmuyorsunuz. Hem rekreatif anlamda onların bu ihtiyaçlarını gasp ediyorsunuz. Hem de işte bir afet durumunda en yakın noktada, evine en yakın noktada ulaşabileceği bir yer ona sunmuyorsunuz. Evet. Gidiyorsunuz ta işte evinden bilmem kaç kilometre uzakta ben işte yeşil alan standardını tutturdum. Burası açık alan diyorsunuz. Burada toplanın diyorsunuz, bir yer yapıyorsunuz. Galiba şöyle bir iş de oluşuyor. Çünkü o deniz kenarındaysa bu alan bir sonradan doldurmuş bir alan. Bu deprem nedeniyle yani veya tsunami riski tabii nedeniyle de bir ayrı bir mutlaka risk teşkil ediyor. Yani bu artık şey değil, eski yıllarda aman canım tsunami mi öyle şey mi olur filan diyorduk. Ama bugün bilim adamları bunu çok net bir şekilde ortaya koyuyorlar. İstanbul'da bir tsunami riski var bugün. Ve kıyı alanları, dolgu alanları bunun ilk maruz kaldığı alanlar. Dolayısıyla siz afet anında insanları bir tek buralarda toplanmaya mahkum ediyorsanız böyle bir riskle de karşı karşıya bırakıyorsunuz anlamına geliyor. Çünkü biz şehrin içindeki bütün toplanma alanlarını sistematik bir şekilde yok ediyoruz. Evet. Yani. Peki bu imar barışı ya da imar affı konusuna ben bir daha dönmek istiyorum. Aslında bunun sakıncalarını hep dile getirdiniz. Evet. Buradan bir olumlu bakış yaratabilir miyiz? Yani şu anda bu oldu. Ne kadar eleştirirsek eleştirelim, bu gerçekleşti ve bir sürü bina da kayıt altına alındı bir şekilde. Evet. Buradan çıkış için, bu noktadan çıkış için yapılabilecek olumlu şeyler var mı? Yani evet, yani bunun tek çıkış noktası var. Yasanın da tanımladığı şey, buraları bir an önce artık dönüşüm veya işte plan, yani neyse adı, yaparak bu halinden kurtarmak, öncelikle insan canını güvence altına almak evet. Ve orada yaşayan tüm canlıların canını güvence altına almak. Yasa bunu şöyle söylüyor, ben bu yapıları burada bir plan yapılana kadar veya işte kentsel dönüşüm uygulaması olana kadar müsaade ederim, göz yumarım. Bundan sonra o planın veya projenin koşulları neyse bu uygulanır diyor. Evet. O zaman bu konuda gerekli adımları atmak zorunda.
bir an önce bunu hayata geçirmek zorunda. Evet. Ve bugüne kadar topladığı, bu amaçla topladığı paraları da, kaynağı da bunu harcamak zorunda. Biz bu kaynağın şu anda ne olduğunu bilmiyoruz. Evet. Ne kadar para toplandığı konusunda da muğlak ifadeler var. Evet. Ve o paranın ne olduğunu, nereye harcanacağını da bilmiyoruz. Halbuki bu imar affının gerekçesinde söylenen, buradan toplanan kaynağın kentsel dönüşüme aktarılması idi. İdi, evet. Ama biz bu konuda henüz bir çalışma görmedik. Yani aslında bu konuda çok hızlı olarak adımları hükümetin atması gerekiyor tabii ki. Evet, bu Kartal örneği de bu gerekliliği çok somut olarak ortaya koydu. Gösterdi, ortaya koydu. Peki son bölüme geldik artık. Aslında bilmiyorum, programdan önce konuştuk, zorlanacağınızı söylediniz ama bu kentsel dönüşümle ilgili iyi örnek ne olabilir diye sorarsam bir cevap alabilecek miyim? Ülkemizde mi soruyorsunuz? Yok, genel olarak kolaylaştırıcı. Genel olarak soralım. Şöyle, yani, gerçi bahsettik konuşmamızın içinde, işte Barcelona'da bahsettiniz. Evet. İngiltere'de sorunlu olarak bahsettiniz. Evet. Şimdi şöyle modeller var. Mesela yani dedim ya, bunları farklı başlıklar altında değerlendirebiliriz. Böyle dört dörtlük her şeyinin doğru olduğu modelleri bulmak belki çok zor. Ama mesela biraz önce ne dedik? Katılım bunun çok önemli bir boyutu dedik. İnsanı odağına almak çok önemli dedik. Mesela İngiltere'de böyle bazı örnekler var. Daha eski yıllarda yapılmış. İşte Temple Bar örneği falan gibi bizim de çok örnek verdiğimiz örneklerdir. Burada mesela bir şey var. Alt katta dükkanlar, üst katların boş olduğu bir alan var. Geceleri evet. Buralar boşalıyor. Çok tenha ve çöküntü alanları haline geliyorlar. Evet. Ve burada bir kampanya başlatılıyor. Dükkanların üzerinde yaşamak diye bir kampanya ve bir kentsel dönüşüm projesine dönüştürülüyor bu. Ve burada alanda bilgilendirme ve danışmanlık masaları kuruluyor. Ve bütün süreç bu masalarla, toplumla işbirliği içinde yürütülüyor. O dükkanların üzerinde işte sanatçıların, işte atölyelerin, eğitim alanlarının ve konutların yer alacağı bir dönüşüm projesi hayata evet. geçiriliyor. Danışmanlık masalarında gönüllüler var. İşte meslek odaları, üniversitelerden, emlak şeylerinden, komisyoncularından danışmanlar. Burada yaşayan halka akıl veriyorlar. Yani sormak istedikleri konularda. Ve bilgilendirme masasında da belediye görevlileri var. Evet. Ve onlar da alanla ilgili her türlü bilgiyi halka en yakın noktada sunuyorlar. Ve bu bir uzlaşıyı beraberinde getiriyor ve doğru şekilde ilerlemesine, sürecin sebep oluyor. Başarılı örneklerden bir tanesidir böyle baktığımız zaman. Ülkemizde ne yazık ki bu tip modeller işlemiyor. Dediğim gibi şu anda dönüşüm dediğimizde sadece inşaat, yani inşaat süreçleri işletiliyor. Evet. Örneklerimiz neler? Fikirtepe, evet. Sulukule, Tarlabaşı. Buradan da iyi örnek çıkaramıyoruz tabii. Maalesef iyi örnek çıkaramıyoruz. Yani o bahsettiğimiz ilkeler, hani planın bir parçası olması, toplumu odağına alması, katılımcı şekilde yürütülmesi, sosyoekonomik programlarla işbirliği içinde yürütülmesi. Yani bir yandan tamam mekanı yenileyeceğiz ama orada yaşayan insanın sorununa nasıl çare bulacağız? Orada bir sürü sorunlar var. Evet. Yani istihdam problemleri var, çok çocukluluk problemleri var, işte aile içi başka sorunlar var. Bütün bu sorunları ortadan kaldıracak sosyal ve ekonomik programlarla beslenmek zorunda ki bir dönüşüm uygulaması başarılı olsun. Yani oradaki insana da dokunsun ve onun da hayatını daha iyi bir noktaya getirmesine sebep olsun. Bir şeyi daha karıştırıyoruz. Evet. Hep konut hakkından bahsediyoruz ama barınma hakkından bahsetmiyoruz. Halbuki bizim uluslararası belgelerimizde, anayasamızda aslında barınma hakkını öne çıkarır. Yani bu bize neyi söyler? Herkes konut sahibi olmak zorunda değil. Ama herkesin barınma hakkı var. Kiracıların durumundan söz etmiş oluyorsunuz aslında. Sadece kiracılardan da değil, sosyal konut meselesinden de evet, bahsediyorum. Evet. Yani devletin de yerel idarelerinde en temel görevlerinden biri herkese insan onuruna yaraşır başını sokacağı bir barınma alanı temin etmek. Bunun modelleri değişebilir. Sosyal konut da olabilir, kiralık konut da olur, satılık da olur, ucuz erişilebilir konut da olur. Evet. Ya farklı modeller söz konusu olabilir. Ama illa herkesi konut sahibi yapacağım ısrarı ne yazık ki daha büyük kentsel yoksulluklara da sebebiyet vermektedir. Bugün bunun örneklerini birçok yerde yaşıyoruz. Zorla borçlandırılan, bu borçları ödeyemeyen, evet. aidatlarını ödeyemeyen,
proje ortak giderleri adı altında önceden görülemeyen, hesaplanamayan, giderleri ödeyemeyen ve giderek daha büyük yoksullaşan bir kesimle karşı karşıyayız. Bunlar çok büyük çıkmazlar ortaya koymuş durumda bugün. Çözülemeyen sorunlarla karşı karşıyayız bir sürü yerde. O zaman yaptığımız uygulama ne yazık ki hedefine ulaşamıyor. Evet. Süremizin sonuna geldik. İsterseniz bu barınma hakkıyla bunu bitirmiş olalım programı. Ama daha demek ki konuşulacak epey şey var. Her biri bunların ayrı derin başlıklar aslına bakarsanız. Evet. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Bugünkü programda kentsel dönüşüm etkileri üzerine konuştuk. Konuğumuz doçent doktor Pelin Pınar Giritlioğlu idi. Kendisine katıldığı için tekrar teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda programlarımız devam edeceğiz. Hoşça kalın.